Evet, herkese merhaba. Umarım sesim geliyordur. İlk gelene hoş geldi diyeyim. Birazdan Özgür Bolat'la, o da geldi bile, görüşmemize, konuşmamıza. Sizi dinlemek üzere bir arada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saati beraber geçireceğiz. Hocam selam. İşte bu. Ne derler, kayınvalidesini seven zamanında gelirmiş falan. Öyle bir takım sözler var insanlarda zamanındalığı arttırmak için. Ne haber, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz nasılsınız? Ne güzel böyle buluşmak. Konuşuyoruz telefonda bolca biz Özgür Balat'la ama Evet. epeydir böyle yüz yüze de Evet. gelememiştik. Harika. Nasıl keyfiniz genel olarak? İyi hocam, Sağlığınız? valla güzel. Evdeyim, çıkmıyorum, çalışıyorum. Ya bu dönemde siz biraz böyle daha çok değerlendirdiniz. Bir sürü işte yaptınız, onu biliyorum. Birazdan değineceğiz. Evet, evet hocam. Evet, sağ Ürettim. olun. Siz nasılsınız? Siz Ben yoğun, de iyiyim. şey devam ediyor değil mi? Klinik yoğun. Evet, benim asıl işim o tabii. Günlüzleri genellikle o işimi, zamanımı alıyor. Ama zevkle yaptığım bir başka konuda böyle anne babalara, okullara, topluma, ruh sağlığı, insan gelişimi konusunda bir şeyler yapmak. Bu Paylaş Büyüsün girişimi de onun bir parçası. Siz de ona el uzattınız, bugün geldiniz, aramıza katıldınız. Bu vesileyle hem izleyicilerimize hem de bütün katılıp dinlemek isteyenlere sesimizi duyuracağız. Kafamızda değişik sorulara biz ne cevaplar buluyoruz? Cevap arayışlarımızı Evet. paylaşacağız. Ben dinleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Öncelikle hani daha derin konuşma ilerlemeden yorumları bir süreliğine kapatacağız. Daha sonra yorumları açtığımızda sizlerin özellikle soruları varsa onlara daha çok ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Bir saat içerisinde tamamlamayı arzu ediyoruz. Çünkü hani herkesin dikkat konsantrasyon açısından da bir mesele. O nedenle soruları birazcık saklamak ve için teşekkürler tabii herkese. Ben sadece burada bakalım yorumları kapatabilecek miyim? Evet, kapattım. Peki, ne dersiniz? Soruyu ben Efendim? sorayım. Soruyu ben sorayım. Hadi öyle olsun. Tamam. İlk önce hocam bize Paylaş Büyüsünü bir anlatır mısınız? Harika soru. Çok teşekkür ederim. Bu benim Fikir zevkle. nasıl oluştu? Fikir nasıl oluştu? Şimdi nasıl gidiyor? Biz ve dinleyenler ne yapabilir? Çok sağ olun onu sorduğunuz için. Evet. Şimdi Paylaş Büyüsün esas olarak Paylaş Büyüsün diğer kurucusu iki tane bir grubuz biz aslında ama diğer kurucusu Çağrı Kalaça, bir aile hekimliği öğretim üyesi, doktor arkadaşımız, Marmara Tıp Fakültesi'nde beraber çalıştığımız uzun yıllar. Kendisi tıp eğitim alanında özellikle emek vermiş ve bir grup başka arkadaşıyla daha sonra fakülteden ayrılıp kendi kurduğu bir tıp iletişim şirketi var. Orada değişik işler yapıyordu ve biz yani temasımız devam ediyor. Hep devamlı nasıl paylaşırız bilgilerimizi, başkalarına nasıl yayarız, bu sağlıkla ilgili olabilir, ruh sağlığı ile ilgili olabilir. Hep bunları konuştuğumuzda sonunda onlar kendi geliştirdikleri bu Pay adlı dijital platformla yani problem, akıl fikir, yaşantı ve tecrübe ile bununla bizim anne babalara, eğitimcilere ulaşmak için bir araç oluşturabilir miyiz diye düşündüler ve dedi ki Çağrı bana, yani hadi gel beraber bir şey yapalım bu konuda. Ben de ekip arkadaşlarım, beraber çalıştığım insanları davet ettim ve burada bir paylaşım platformu bu. Paylaşılmış öğrenme platformu. Bir soruya cevap platformu değil. Yani işte soru yazalım, uzmanlar bize cevap versin. Beğendiğimiz cevabı yapalım, beğenmediğimiz cevabı yapmayalım şeklinde değil. Aslında akran etkileşimi içerisinde adeta ama ana babaları birbirinin akranı sayarak onların birbirlerine cevap ürettikleri, öneride buldukları bir ortam. Evet. Pay da bunun dijital platformu. Paylaş Büyüsü'nde oradan geliyor. Evet. Paylaşbuyusun.com.tr miydi? Evet. Com, sadece com. Bir portal bu. Ayrıca sosyal medya hesapları var.
Ama bizim en çok istediğimiz hakikaten herkesin birbirine dayanıştığı, paylaştığı ve paylaştıkça dertlerini de paylaştığı, sevinçlerini de paylaştığı, dertlerin paylaşıldıkça azaldığı, sevincin paylaşıldıkça arttığı bir öğrenme, dayanışmalı öğrenme platformu olmasın. Evet, çok güzel, çok güzel. İlgilenenler paylaşbilgisi.com'dan ya da sosyal medyadan şey Çok yap. teşekkür ediyoruz Özgür Bolat'ın desteğine. Sağ olun. Burada bu gece bizimle paylaşmanız da aynı şekilde bize bir destek verdiniz. Bunu hep hatırlayacağız. Sağ olun. Estağfurullah hocam. Evet, o Estağfurullah. zaman ben soru soruyorum. Ya, Tamam hocam. Yankı Yazgan'la Özgür Bolat birbirine soru soruyorlar diye duyurduk. Birbirine mi, birbirlerine mi falan böyle Türkçe grameri de bazen çok zorlayıcı biliyorsunuz. Sonuçta birbirine soruyor dedik. Benim sorum şu, çok basit. Basitliği şu, herkesin merak ettiği bir soru ve sizin bu soruya sadece böyle işte aklınıza estiği gibi kendi kanaatlerinizle değil, araştırma verileriyle düşünüp taşınarak, araştırarak bazen belki kendi sezgilerimize aykırı sonuçlara ulaşma pahasına, hoşumuza giden gitmeyen sonuçlar pahasına böyle bir sorun cevabını aradığınızı biliyorum. Özellikle lise öğrencilerinde başarıyı etkileyen faktörlerle ilgili çok ciddi bir çalışma, araştırma yürüttünüz, hala yürütüyorsunuz. Giderek kapsamı genişliyor. Biraz bize bunu anlatın. Evet, evet hocam. Şimdi biz bu araştırma için 18 bin kişiden veri toplamışız hocam. 18 bin. Ben bilmiyordum Evet. çünkü Ömer Antalyalı var, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde doçent, benim üniversitemin arkadaşım. Beraber yürütüyoruz. Veri toplama ve analizi daha çok o yaptığı için bugün sordum. Dedi ki 18 bin kişiden topladık veri dedi. Şimdi şuna baktık hocam. Benim biliyorsunuz özellikle üzerinde durduğum iki şey var. Birincisi başarı nedir, nasıl tanımlanmalı? Mutluluk nedir, nasıl tanımlanmalı? Tabii okullardaki başarıyı klasik anlamda şimdi not ortalamasına baktık. Şöyle yaptık. Öğrencileri aldık. Not ortalaması yüksek olanları ve düşük olanları. Bizim Ömer'le beraber geliştirdiğimiz 55 tane anket var, ölçek var. Bazılarını biz geliştirdik, bazılarını uyarladık. Şimdi 2 ay sonra da onun inşallah makalesi çıkacak. Ve şuna baktık. Başarılı öğrenciler not olarak aldık ama. Başarılı Tamam. öğrenciler, başarısız öğrenciler bu 55 parametrede nerede farklılaşma gösteriyor? Yani çocuk lise 1'e geldiğinde ben bu anketi yaparsam, 55 tane anketi yaparsam 355 soru var. O çocuğun 4 sene Güzel. başarılı olup olmayacağını anlar mıyım? Soru buydu. Ve Bir öngörebilme tabii. problemi aslında. Bir şeyi öngörebiliyor muyuz ya da öngörüp ona göre ne yapabiliriz de herhalde arkasından gelecek. Tabii hocam çünkü mesela üniversite sınavına giriyor çocuk. İlk Türkiye'de ilk 100'e giriyor ama sonra üniversitede başarısız oluyor. Bu ne demek? Üniversite sınavı üniversite başarısını tahmin edemiyor demek. O zaman sınav ne için yapıyorum ben? Şimdi hocam burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parametre bulduk. Şimdi onları kısacık söyleyeyim. Çok değerli. Herkes kulağını dört Evet. açtı, gözünü dört açtı, dinliyor bence. Evet. Birincisi hocam. Ya çok enteresan. Bu konu için yani insan bir... Birinci sırada öğrenme eğilimi geldi hocam. Öğrenme eğilimi. Ne demek bu? Çok güzel. Sizin soracağınızı bildiğim için hemen arkada Evet, sorular aldım. hakikaten bilmiyorum yani. Hani bu arada bunlar böyle karşılıklı hazırlanmış bir şeydi. Ben araştırmayı vesaire okudum ama tam yine de anladığımı söyleyemem. Tamam hocam. Şimdi soruları söyleyeyim. Çocuklara şunu sorduk. Yeni şeyler öğrenmeden bir günüm geçmez. Bu ifadeye ne kadar katılıyorsun? Bilginin peşinden koşan bir insanım. Yeni ortamların gerektirdiği becerileri kolay keşfedip öğrenmeye çalışırım. Yeni şeyler öğrenmek için farklı deneyimler peşinden koşarım. Bir işi çok yapsam, çok iyi yapsam da bu çok önemli. Bir işi çok iyi yapsam da daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünürüm. Bir işi yapamazsam neden yapamadığımı analiz ederim. Diğerleri ne yapıyor? Yapamazsa gizliyor, utanç ediyor. Hiç istemedi. Yürürüm. Evet. Arkamda bırakırım. Evet. Hatalarımı analiz ederim. Ve birinci sırada bu geldi hocam. Bunu yapan çocuklar lisede daha başarılı. İkinci, planlama eğilimi. Çalışmasını ne kadar planlıyor? Aslında bunların her birini 1 saat konuşabiliriz. Üçüncü sırada. Bir gün o da olabilir. Evet. Üçüncü sırada hocam odak. Odaklanma ve disiplin. Bu ikisi farklı şeyler. Mesela Evet.
Ya planlamayla odaklanmayı nasıl ayırt ediyorsunuz? Yani bu grit aslında İngilizcesi grit. Şöyle ayırt ediyorum. evet. Mesela bir GRIT yazılan değil mi? evet. GRIT olan. Pennsylvania Üniversitesi'nde. Grit şu. Mesela ben çok iyi odaklanabilirim. Şöyle söyleyeyim. Benim 5-6 tane farklı ilgi alanım olabilir. Her birine o ilgi alanıma baktığımda odaklanabilirim. Ama ilgi alanım değiştiğinde o işin sonunu getiremem. O zaman ne Anladım. istiyoruz? 6-7 tane ilgi alanı varsa 2 tane indirsin istiyoruz. 1 tane indirsin, 3 tane indirsin istiyoruz. Sonra onun içinde derinleşmesi istiyoruz yani. Yani hem odaklansın, odaklandığında da o işi disiplinli yapsın istiyoruz. Mesela ben Yüzeyel kalmasın. evet. Ama ben mesela kişisel olarak ilgi alanım çok geniş ve Evet, görüyoruz. ilgi o zaman ne yaptım ben? Son 2 yıldır takımlar kurdum kendime. Mesela eksik yanımı tamamladım. Bu çok önemli. Yani takım kurmanın sizin işbirliğiniz ya da diyelim Birli hocam. ya da şeyde sizin ilgi alanınızla temasınızı sürdürmenizi ama orada da böyle yüzeyde kalmamanızı sağlıyor. Evet. Aynen öyle hocam. Yapılandırma eğilimi. Yapılandırma eğilimi Tamam. demek. Bu da dördüncü bir eğilim olarak değil mi? Beş odak Planlama, ve odaklan. disiplini ayırt ettik. Odak ve disiplin. Disiplini iki ayrı olarak mı alıyorsunuz? Odak ayrı, disiplin ayrı. Disiplin ayrı. Tamam, Evet. okey. Diğeri yapılandırma eğilimi. Bir işi yapacağında işe girmeden önce onu ne kadar yapılandırıyor? İlk önce bunu yaparım, sonra bunu yaparım, bunu yaparım diyor. Kafasına ne kadar yapılandırıyor? Bu önemli. Gelecek eğilimi. Geleceğini planlaması önemli. Ama başarıdan bahsediyoruz. Şunu da bulduk. Gelecek eğilimi olan insanlar daha kaygılı. Yani başarının burada bedel Evet, ödüyorlar. geleceği düşündüğü anda peki gelecek eğilimini sorduğumuzda, bu sizin ölçeklerle sorduğumuzda gelecekle ilgili bir tasarımı mı yani olması yoksa işte büyüyünce astronot olacağım ve Mars'a gideceğim gibi bir düşünce gibi mi? Çok iyi hocam. Hemen arkada şeye bakıyorum. Soruları Tamam, okuyorum. lütfen. Çünkü çok kritik olan şeyler, disiplin konusuna da belki bir parça değinebiliriz ama onu birazdan başka sorular vesilesiyle de geleceğiz geri oradaki şeyde. Çünkü disiplin de Türklerin bizim kulağımıza hoş gelmeyen kelimelerden birisi, sevmediğimiz. Evet hocam, orada disiplini geliştirmek için en önemli şey ne biliyor musunuz? Birazdan konuşacağız. İç motivasyon. Çünkü disiplin bir kas. Çocuk Aha. sevmiyorsa o kası kullanmıyor. O zaman sevdiği şeylerde o kası kullanıyor. Aynen öyle. Hocam gelecek eğilimin sorularını okuyorum. Geleceğimi düşünürüm ve bugünkü davranışlarımın geleceğini şekillendirdiğine inanırım. 10 yıl sonrasını düşünerek yaşarım. İleride yaşayacağım sorunları düşünerek bugünden önlemimi alırım. Gelecekteki sorunlarla şimdi değil, zamanı gelince uğraşırım. Bu ters oluyor, pardon. Gelecekteki sorunları şimdiden düşünmem. Bu da ters oluyor. Yani şimdiden düşünürüm. Buna ne cevap verdiğine bu göre siz onu ölçeklendirmeyi yapıyorsunuz oradaki şeyde. Evet, Aha. ama şeyi söyleyeyim. Gelecek eğilim yüksek olanları bu başarıyla, sonra mutlulukla ilişkisine baktık. Sonra liderlikle ilişkisine baktık. Ama mutluluğu daha az oluyor. Kaygı oluyor, pardon. Kaygısı daha fazla oluyor. Diğeri duygu kontrolü. Çok önemli her şey. Duygusunu ne kadar kontrol edebiliyor? Hatta bu Burada duygu kontrolü deyince herkesin aklına böyle kendini kasmak tutmak gelebilir. Sanırım onu kastetmiyorsunuz aslında. Duygu kontrol, Evet hocam. duyguyu yaşayabilmek aslında bir yandan da. Aynen. Duyguyu yaşayabilmek. Bu çok önemli. Daha yeni bir araştırma okudum. Boston Üniversitesi'nde. Mesela öfkelenmesi gerektiği yerde öfkesini bastırıyorsa duygusunu yönetemediği için olumsuz duygular daha uzun sürüyor. Yani buradan ne Buna çıkıyor? duygu kontrolü demiyoruz. Yani öfkeyi bastırmak yani böyle bir Tabii ki. sinir. Yani diğer yandan tabii öfkeyi bastırmayıp da cam çerçeve indirmeyi de bir başka bir uç olarak görüyor insanlar. Duyguyu yaşamak olarak o da aslında duygu yaşamak tam Aynen. sayılmaz herhalde. Kesinlikle bir tanesi duygusunu yönetemiyor, saldırganlığa gidiyor. Buna işte ne denir? Yani dışsallaştırma, externalizing. Bir tane bastırıyor, internalizing yapıyor. Duygusunu bastırıyor. Ama biz ne istiyoruz? Ben neden öfkelendim sorusunu sorarak öfkeye sebebiyet veren yarayı, yara diyorum ben. Belki çok akademik bir kavram değil ama oradaki sorunu İncinme aslında yara yakın bir şey, bir incinme var. Bu bazen yara düzeyinde olabiliyor hakikaten dediğiniz evet. gibi.
pratikte. Ama bir incinme var, bir zorlanma var. Ve o zorlanmanın yarattığı durumu adını koyabiliyor. Söylediğinizden onu anlıyorum. Adını koyarsa hocam, etiketleme, labeling zaten işin çoğunu hallediyor. Ben şu an bazen bilmiyorum, bana oluyor hocam. Bazen bir şey hissediyorum. Ya diyorum, şu anda ben üzüldüm mü, öfkelendim mi? Gerçekten böyle düşünüyorum. Üzüldüm mü, öfkelendim mi? Öfkelendim dediysem bir rahatlıyorum. Sonra şunu soruyorum. Tabii karşıdaki, bizi öfkelendiren her şey aslında bir tetik. Öfkenin kaynağı biziz. Yani ben de neyi tetikledi de öfkelendim sorusunu kendime sorup onu bulmaya çalışıyorum. Diğeri öz duygu farkındalığı. Zaten şeye çok yakın. Ben biraz önce söylediğimi çok yakın. Ben neden öfkelendim? Ben şu anda hissettiğim duygu öfke mi? Bu şey. Devam edeyim hocam hemen şuradan. Sorun çözme. Sorun çözme de hocam üçe ayrılıyor. Bilişsel olarak sorunu çözebiliyor mu? Bilişsel olarak sorun. Yani düşünebiliyor mu? Ya onu yapmalıydım, bunu yap. Yine 4-5 gün önce bir makale okudum hocam. Problem çözme yetisinin çok düşük olması patolojilerle çok yakından ilişkisi var. Bir meta analiz okudum. Çok Çok yakından. doğru. Bizim de pratikte karşılaştığımız problem çözme becerisini geçici olarak kaybetme var bazen. Örneğin travmatize olduğunuzda, ruhsal bir travma geçirdiğinizde aslında genel olarak problem çözme becerisi çok iyi olabilen bir kişi. Örneğin burada bahsettiğimiz gençler diyelim. Özellikle ağır streslerle karşılaştıklarında, kayıplar yaşadıklarında bu beceri bir tür kilitleniyor. Evet. İpotek altına gidiyor. Zaten psikoterapiler, psikiyatrik ilaç tedavileri ya da başka tür yaklaşımların bir yeri de o ipoteği çözmek. Evet. Çünkü birçok bireyde olan bu beceriyi kalkındırmak. Evet. Hocam tabii bu şöyle, ben bunun sorun olduğunu biliyordum ama patolojilerle bu kadar yakından ilgili olduğunu bilmiyordum. Yani sonuçta hayatında negatif sonuçlara sebebiyet verdiğini tabii ki biliyordum ama patolojilerle bu kadar yakından ilgisi olduğunu bilmiyordum. Bir diğeri, üç açıdan baktık ya, bir düşünsel olarak çözebileceğine inanıyor mu? İkincisi, davranış olarak adım atıyor mu? En önemlisi şu hocam, duygusal olarak bir sorunla karşılaştığında kaygılanıp kaçıyor mu? Yoksa ben bununla baş edebilir miyim? Yani o duyguyu yönetebiliyor mu? O Ve bu meseleye yaklaşıyor mu ona göre, değil mi? evet. Bu uzaklaşma yaklaşma ekseninde düşünürsek bizi rahatsız eden durumlardaki dediğiniz gibi özellikle bazen ders dediğimiz şey birçok çocuk için adeta bir fobi yaratıyor. Bir korkutucu nereye kaçacağını bilemediği nedenle hani yapabileceğini bile yapamaz hale gelen çocukların büyük bölümü ders ve okulla ilişkisi zaman içerisinde bir nedenle sarsılmış, biraz önce sizin aslında dediğiniz gibi incinmiş, yaralanmış çocuklar her bakımdan hiçbir eksiği yok gözüküyor. Tam bu dediğiniz sebeple o problem çözme becerisini harekete geçiremediğini görüyoruz. Evet, aynen. Hocam bu uzaklaşma yaklaşma dediniz. Vaktimiz kalırsa bunu konuşalım bence. Bu da çok önemli. Hocam 3 tane de negatif şey gördük. Tersten gösteren Evet, anlamına, değil tersten mi? göster. Bir tane daha var. Özgüvenleri yüksek. Ama şimdi orayı açacağım. 3 tane negatif. Evet, çünkü özgüven aman kafa karıştıracak. Çünkü dinleyiciler özgüven yüksek deyince hani bunu öyle anlamayanları tenzih ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bilgilerini küçümsemiyoruz. Ama bazen toplumda genellikle özgüveni yüksek deyince sağa sola bağıran çağıran, yoldan geçenlere omuz atan, işte kırmızıda durmayıp geçen vatandaşlarımız anlaşılıyor. Özgüven bu olarak görülüyor. Evet. Herhalde bunu kastetmiyoruz Bunu kastetmiyoruz ölçtüklerimizde. hocam. Şimdi literatürde de bu çok tartışılıyor. Özgüven şu demek. Ben olduğum için değerliyim inancı. Şimdi bu ankette bu çocuklar yüksek çıktı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Narsizmi de ölçtük. Narsizmin 2 boyutunu ölçtük. Üstünlük ve gösteriş. Ben diğer insanlardan daha üstünüm. Ve ben diğer insanlardan daha üstün olduğumu diğer insanlara göstermem lazım. İkisi de yüksek çıktı. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Bu gösteriş kısmı çok güzel. O çok iyi bir şey yani twist diyeyim işin içine konmuş. Evet. Yani üstün olduğuna inanmaktan farklı bir şey. Yani Bir de göstermem de göstermem gerekiyor. lazım. Evet. İspatlamam lazım, göstermem lazım. Aslında narsizm insanların özgüvensizliğini kapatma çabası. Şimdi bu Bir insanlar gelişim,
Bir gelişim kusuru yani dediğiniz gibi. Evet. Şimdi burada bu insanların hem öz değeri hem narsizmi nasıl yüksek çıkabilir? Şöyle işte literatürdeki araştırmalar çok güzel. Narsizmi yüksek olan insanın öz değeri de yüksek çıkıyor. Yani bu şu demek. Özgüvenli insanlar dedik ya, aslında onların bazıları narsist, bazıları gerçekten özgüvenli. Burada ikinci bir araştırma yapıp şimdi onun üzerine çalışıyoruz hocam. Biliyorsunuz bu implicit ölçüyorlar ya insanların bakış açısını. Aha. Şimdi İçkin alanlar, evet. evet, Türkiye'de bilmiyorum siz biliyor musunuz, yazılım yok. İşte biz nasıl bir yazılım alabilir miyiz, yapabilir miyiz diye insanlar kendini özgüvenli gösterse bile, ben değerliyim dese bile, o şeyde narsist olduklarını anlayacağız. Bu çocuklar hocam hem Yani narsist. kof olduğunu, yani oradaki Kof özgüvenin oldu, evet. kof bir özgüven olduğunu, daha ziyade gösterişe dönük, başkalarına göstermeye dönük bir yanı olduğunu, Kendini ama ispatlama çabası. iş başında bu özgüvenle ilgili ben hani bir şeyi söylemek istiyorum. Çünkü özgüven konusu, hani çocuğum özgüvenli olsun birçok ailenin dileği. Özgüvenli olsun ne demek diye sorduğunuzda, kendine güvensin. Kendinden başkasına güvenememek de büyük bir problem. Evet, çok doğru. Yani dünyada düşünebiliyor musunuz? Kendimizden başka bir güvenecek kimse yok. Bu bir çok zor bir durum. O nedenle ben başkasına güvenebilmeyi de önemli bir özellik olarak tanımlıyorum. Çünkü başkasına güvenerek, ilk düşünün, hayata başladığımızda, yani annemizin karnında iken, annemizin karnından çıktığımızda, ki o çaresiz çocuğun Evet. başkasına güvenmekten başka hiçbir çaresi yok. Yani şuradan şuraya kımıldayamadığını düşünün. Kafasını bile kaldıramayan bir varlık ve tamamen başkalarının insafındayız. Ve o dönemde anne baba ilişkisi, sizin anne babalıkla ne kadar uğraştığınız, anne baba okulunu konuşacağız fırsat kalırsa, önemli bir başka husus. Orada anne baba ile olan, özellikle o ilk 12-18 ay içerisinde o güven duygusunun ortaya çıkması, ancak başkasına güvenenler kendine güveniyor. O Evet. nedenle Mükemmel. kendinden başkasına güvenenler olması çok hazin. Bazen aileler bunda gurur duyuyorlar. Lütfen başkasına güvenebilmesini sağlayalım çocukların diyorum. Evet. Hocam siz bence bu konuda bir yazı yazın, paylaş büyüsünde. Gerçekten Bir çok önemli. karikatür yapmıştım o konuda. O karikatürü koyayım ama karikatürlerime bakmıyor kimse. Yazı şeklinde yaparsam belki okurlar. Evet. Aslında bakılıyor hocam. Bilmiyorum ama Tamam. Size yollayayım bir kere daha. O özgüvenle ilgili şey, ben önem verdiğim bir konu. Yani aslında bu biraz önceki kontrolsüzlük meselesi gibi. Ama ben konuyu dağıtmayayım. Devamlı aynı şeyleri Estağfurullah hocam. anlatıyorum. Sizinle Zaten bir tane devam edelim. kaldı. Sonra ben size Evet. devredeceğim. Diğeri de hocam aşırı rekabet eğilimi. Bu çocukların GPA not ortalaması yüksek oluyor. Diğer şeye göre. Ama gelecek eğilimi, aşırı rekabet eğilimi, gösteriş ve üstünlüğün çok yüksek bedelleri var. Başarı getiriyor ama çocuklar kaygılı bir yaşam sürüyor. Dünyadaki en kötü şey bana göre çocuğun kendini, yani annesinin babasının sevgisini kazanmak için kendini ispatlama çabası. Muhtemelen bu çocuklarda bunlar var. Tabii şimdi biz tek tek yapıyoruz araştırmaları. Sonra bütünsel olarak bakıp böyle bir yaşam doyumuna bakacağız. Gidip gelirsek şey yapmayın, bizi bırakmayın. Benim Evet, evin buradayız. olduğu yer de bazen böyle aksilikler oluyor. Şey Çok dediniz, konuştum yaşam mu? doyumunu. Yo, yaşam doyumunu araştıracağız dediniz. Evet, Bu sonra toplam tek olarak. tek bakıyoruz, sonra bütünsel olarak bakacağız. Şuna bakacağız, yani bu çocuklar, başarılı çocuklar ne bedel ödüyor mu? Yani başarılı çocuklar arasında bedel ödeyenlerle ödemeyenler arasındaki farka bakacağız. Hangisi kaygılı, hangisi sosyal girişkenliği düşük, hangisi depresif, hangisi yalnız? Bunlara Evet. bakacağız. Yani Sonra burada bu data sağlıklı bakıcı setinde ve siz sağlıklı bayağı bakıcı çocuklar bakacağız. ileri düzeyde bir analiz daha Evet, yapacaksınız. evet. Bizimle bu ilk sonuçları paylaşıyorsunuz. Çok teşekkürler. Burada bu data setinin büyüklüğü, boyutu. Bu iki şeyi merak ediyorum. Birisi sosyal kültürel yapısı hakkında bu veri setinin bir şeyler söylemek önemli mi sizce? Var mı? Yani onun farklılıklar neler getirebilir? Belki onunla başlayabiliriz. Ne dersiniz o kısımla ilgili?
Hocam şimdi ona tabii bu öğrenciler açıkçası orada kitle biraz homojen. Homojen. Isparta'da bir kitle. Bunu Güzel. Türkiye ve özel okulları açtığımızda yani oradan da veri topladığımızda ne çıkacak? Daha ona bakmadık. Daha çok şu anda yani kültürel yapıdan bağımsız bir analiz yaptık. Ama sırada Anladım. hepsi tek 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 gideceğiz hocam. Her Ama Türkiye insanının 17-18 bin kişi, o ilden olan 18 bin kişi bayağı Türkiye'nin birçok bölgesindeki insanlara yakın olduğunu düşünüyoruz. Tabii genelleme konusunda hiçbir zaman acele etmiyoruz. Zaten bilim o, değil mi? Şimdi bilimsel verilerde bazen aileler, insanlar ya da hepimiz, abi bilimsel yayın olmuş diyoruz. Bilimsel yayına bak. Bilimsel yayında olan tek bir yayına bakarak hiçbir bilim insanı karar vermiyor. Bir dizi yayının olması ve bilimin en önemli özelliği, tam da sizin planladığınız gibi, verinin tekrarlanabilirliği. Bir kere evet. bulunmuş bir veriye göre kimse karar vermiyor. Çünkü veri tekrarlanmıyorsa o duruma özgü, hani doğru toplanmış olsa bile o duruma özgü bir veri oluyor. Bence siz burada bir metot olgunlaştırmışsınız. Bu başka yerlere uygulanmaya hazır hale gelmiş. Ben bir de şunu merak ederdim. Bu çocuklar, hani özellikle bu not ortalaması yüksek çocukların çok sık yakındıkları konulardan birisi, bu çevre ilişkileri, arkadaş ilişkileriyle ilgili zorluklardan bazıları şikayet ediyor. Çünkü bir popüler olmak var aslında lise öğrenciliğinde, bir de sevilen olmak var. Popüler olmak her zaman sevilen demek değil. Hatta çekinilen, korkulan çocuklar vardır. Ne bileyim işte, herkesi döven, iten, kakan bir çocuk popülerdir. Hepimiz tanırız. İşte Ahmet abi, Hüseyin abi vesaire, ama pek sevmeyiz. Bir de sevilen çocuklar vardır. İşte ödevini paylaşır, annesinin yolladığı, yanına verdiği yolluk böreği paylaşır. Bu belki çok böyle havalı veya korkulan birisi değildir, çekinilen değildir. Zaman içinde bu çocukların yaşam trajektörleri, yaşam patikaları da oldukça birbirinden farklı Evet. oluyor. Bu nasıl ölçülebilir bilemiyorum açıkçası şu Hocam, anda. biz onu ölçtük desem size. Oo, Vallahi. süper derim o zaman. Hatta Hadi o yayınladık, zaman. şeyde yayınladık bunu. Harvard Business Review Türkiye'de yayınladık. Çok Evet. güzel. Hemen ona 3 yıl önce bakalım. Kasım'da şuna baktık. Sosyal network ağı yaptık. Bir şirkette yaptık bunu. Sosyal network ağı. 4 tane soru sorduk. Kime güveniyorsunuz? Güveni de ayırdık. İşte yeteneğine güven, kişiliğine güven. Kimden tavsiye alıyorsunuz? Kimle bilgi paylaşımında bulunuyorsunuz? Kimle olumlu duygular yaşıyorsunuz? Fun, eğlence yapıyorsunuz diye baktık. Sonra bu testi uyguladık herkese. Machiavellist diye bir testimiz var bizim. Machiavellizm şu demek, insanları kullanmak demek. Karşıdan geçinceye kadar ayıya dayı derim diye. Mesela burada biz kendimiz çok soru yazdık. Şimdi Machiavellist insanlar, bir insan Machiavellist'se o şirkette Onlara sonuç odaklı da diyorlar bazı yerlerde. Şöyle, ben de sonuç odaklıyımdır ama insanları şey yapmam. İnsanları Machiavellist yaklaşmam. Belki Evet. onu ayırt etmek lazım. Şeyleri ben çok bizde Yok, onu biraz işin şeyi olarak söyleyeyim. Özellikle bu iş dünyasında sonuç odaklılık, anladım. sonuca Yumuşatıyorlar yani. evet, her şey mübah anlamına, Aa, gereken yok her şey yok. yapılır anlamına. Makyavelizm bence çok daha güzel durumu anlatıyor. Evet. Ha, belki yumuşatmak için sonuç odaklıyım deyip Evet, öyle etik problemi orada öyle aşıyorlar ya. anladım ki, yani kılıf buluyorlar yani kendilerine. Biraz öyle Şimdi oluyor. eğer bir insan Machiavellist'se, şirkette birinci yılındaysa, o insan network'ün ortasında çıkabiliyor. Network'e yakın çıkabiliyor. Yani insanlar ona güveniyor, bilgi alışverişinde bulunuyor. Ama bir yıldan sonra insanlar onun Machiavellist olduğunu anlıyor. Ve ondan sonra o insanlar network'ün dışında çıkıyor. Yani Machiavellist insanlara baktığımızda ilk bir yılda network'ün içinde, sonra Başta kazançlı network'ün dışında. gözüküyorlar. Başta durumdan kazançlı çıkıyorlar. Evet. Ama eğer o kazancı yani bir süre sonra oradan geçici olarak oradan başka bir yere doğru giderlerse kazançta yanlarına kar kalıyor. Evet, aynen öyle. Aynen. Ama insanlar Yeni bir anlıyor yerde hocam. yeni bir defter açıyorlar. Evet, insanlar anlıyor.
anlıyor, kullanıldığını hissediyor ve o insanlardan uzaklaşıyor hocam. Bu enteresan, bu evrimci psikoloji çalışmaları var. Belki siz de takip ediyorsunuzdur. Takip ederim hocam. Orada beleşçilik kavramı var. Bu Evet. freeloader'ın Freerider. karşılığını. Evet, ben ona beleşçi diyorum. Beleşçilik güzel. Mesela sergilere ücretsiz günlerde gitmek, bir efendim mesela bir tür beleşçilik gibi düşünülebilir, ama buradaki beleşçilik bedavacılık değil. Başkasının sırtından, yani maliyeti başkasına yıkarak yapma. Örneğin evdeki çocuklar mesela aralarında nasıl diyeyim, görev bölümü yaptılar. İşte çöpü biri dökecek, bulaşıkları birisi şeye yerleştirecek, makineye yerleştirecek. Nedense işte A çocuğu hep ona sıra geldiği zaman hastalanıyor, ödevi oluyor, sınavı çıkıyor vesaire. Bu beleşçi olarak tanımlanıyor. O da kardeşler arasında bile bir süre sonra kenara itilmeye başlıyor. Beleşçilik affedilen bir şey değil. Ama Hocam. başta karlı gibi düşünüyor birçok kişi kendine. Evet, sonra çok yüksek bedel ödüyorlar hocam. Evet. Bu bedel kelimesi önemli, değil mi? Bedel, sizin bu ödül ceza konusuna da birazdan girdiğimizde Hocam benim de belki sorularım var ama hep ben konuştum. Şimdi ben konuksunuz soracağım. siz. Evet. Şimdi Peki, hocam. hadi sizi biraz dinlendirelim. Evet. Şimdi siz, hiperaktivite hocam. Özellikle o konuda sormak istiyorum. Bana da çok mesaj geliyor. Çocuğum hiperaktif, ne yapayım? Ne yapmam lazım? Ne öneriyorsunuz? Şimdi yani çok duyuyoruz. Bir de yaramaz, şımarık her çocuk anne baba kendi gözlemiyle hiperaktif bu çocuk diyor. Ya da kendisi ben hiperaktifim diyor. Bir kılıf da olabiliyor. Ya da hiperaktif teşhisi konduğunda anne baba bir rahatlıyor. Yani Rahatlıyorlar mı? İyi bari. rahatlıyor. Şöyle oluyor hocam, yani gerekçeyi bulamıyor ya, neden benim çocuğum böyle? Yani bir tris teşhis koyunca rahatlıyor. Yani hiperaktifte nedir? Çocuğumun hiperaktif olduğunu nereden anlayacağım? Ve hiperaktifse ne yapacağım? Çok güzel. Buna hızlıca cevap vereyim, ama öncelikle Paylaş Büyüsün web sitesine giren dostlarımız orada bu konuda çok sayıda kısa uzman videosu bulacaklar. Blogumuzda yazılar bulacaklar. Çocuklarında bu tür problemler yaşamış ailelerin birbirlerine verdikleri öğütleri, yol göstermeleri görecekler. Birazcık zaman harcadıkları takdirde. Ama burada sizin sorunuzu şöyle cevaplarsam, bakın, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ülkemizdeki çocukların yaklaşık %12'sinde eğer bir alan araştırması yaptığınızda belirtileri bir tanı konacak kadar mevcut olan bir problem. Ve bu problemin özünü oluşturan, hani dikkat lafı çok konuşuluyor. Biraz önce odaklanmadan bahsettik. Odaklanma, planlama bir sürü başka özelliği içeriyor ama dikkatini vermek için dışsal etkenlere, dışsal çerçeveye daha ortalamadan çok daha fazla ihtiyaç duyan bir çocuktan bahsediyoruz. Ve burada kendini kontrol becerisi ile ilgili bir zihnimizde ve beynimizde kendimizi kontrolla ilgili mekanizmaların gelişmesindeki bir yavaşlık ve yolunu şaşırma durumu bu aslında. Şöyle diyeyim, siz biraz önce başarıyla ilgili örnekleri verirken dediniz ki, hani bir dışarıdan gelen tetikleyiciye olan reaksiyonun ne tip olduğu bir kişinin duygu durumunu da etkileyen bir şey. Yani dışarıdan bir uyaran geliyor ve bu uyarana ben belli bir yanıt veriyorum. Eğer bu yanıtı yeterince düşünmeden verirsem, yani aklın süzgecinden, kaç yaşındaysam, kaç özellikteysem, gerekince geçirmeden verdiğim takdirde genellikle bu kolayıma giden, düşünülmemiş ve haz ilkesine göre şekillenmiş bir reaksiyon oluyor. Yani örneğin ödevini galiba yarın ödevin var dediğimizde bir çocuğa, küçük çocuğa, hayır yok, yalan işte vesaire, ben yaptım zaten dediğinde, Evet. yapılmamış olduğu halde, oradaki ilk yanıt o düşünmeden verilmiş bir yanıt. Şimdi bu yanıtı düşünmeden verip vermemeyi sağlayan kendini kontrol mekanizmaları, öz denetimde diyebiliriz. Yine sizin
başarının öngörücüsü olarak sapladığınız alanlardan birisi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin çıkmasında rol oynuyor. Bu yetenek ya da bu yeti diyelim, daha doğrusu yetenek değil, zayıf kaldığında özellikle okul hayatının ve sosyal ilişkilerin yüklerini taşımak çocuklara zor gelebiliyor. Yaklaşık %10-12 çocuk, yani bir çan eğrisi düşünürseniz, bu çan eğrisinin bir ucunda yer alan %10-12'lik bir kesimde bu konuda yaşamlarını, eğitimlerini, sosyal ilişkilerini veya yaşamdan alabileceklerini engelleyen bir durum ortaya çıkıyor. Bu genellikle pratikte dikkatini verememe, kendini tutmak gereken yerlerde tutamama ve özellikle 12 yaşın altındaki çocuklarda hiperaktiflik diye tanımlanan anlamsız ve amaçsız bir aşırı hareketlilik. Şimdi burada canlılık veya enerjiklik, hatta yaramazlık. Çünkü yaramazlık ve hiperaktiflik arasındaki fark şu: yaramazlıkta bir amaç var. Bir yere ulaşma amacı var. Birini kızdırma var. Bir muziplik, bir hınzırlık yapma var. Hiperaktivitesi olan çocuklar amaç odaklı, amaca dayalı davranış oluşturmakta zorlanıyorlar. O nedenle aslında birçoğu amaçlamadığı davranışlarda bulunuyor ve bunun farkında olabilecek vicdani ve duygu yapısında oldukları için kendi kontrol edemeyen bir birey olmanın getirdiği düşük özdeğer, kendine güvende azlık gibi problemleri özellikle ergenlik çağından sonra dikkat eksikliği hiperaktivitesi olan çocuklarda çok fazla görmekteyiz. Çünkü bunun bir başka örneği de bu çocuklarımızın dışarıdan gelen uyaranlara kendileri verdikleri yanıt kendi tercihleri olan değil, içlerinden patlayan yanıt olduğu için. Örneğin çok sık kazalar geçirdiklerini görüyoruz. Düşünmeden hareket etme, yapabileceğini sanma. Hani bu klasik örnek vardır, topun peşinden caddeye fırlayıp otomobilin altında kalan çocuk örneği gibi. Çünkü topa odaklandığı için, topu geri almaya odaklandığından ikincil, üçüncül onun o durumu değerlendirmesi için gereken diğer faktörleri değerlendirmekte zorlanıyor. Gereken esnekliği ve çoklu işlem yapma becerisini gösteremiyor. Diyebilirsiniz ki o zaman orada dikkatiyle ilgili bir sorun yok. Dikkati topa çok iyi vermiş. Buna aşırı odaklanma diyoruz. Bazı dikkat eksikliği olan çocuklarda dikkat o kadar belli bir yere o kadar yoğunlaşıyor ki başka hiçbir şeyi görmez hale geliyor. Bu da bir dikkat problemi. Dolayısıyla dikkat eksik değil aslında. Dikkat olması gereken yerde değil. O nedenle bizi amaçladığımızın dışındaki yerlere götürüyor. Ama çocuklar zaman içerisinde bu sürüklendikleri yeri sanki kendi tercihleriymiş gibi, işte zaten okula gitmek istemiyordum, zaten dersi dinlemek istemiyordum, zaten Ahmet'le arkadaş olmak istemiyordum diyerek rasyonalize etme eğilimine girseler de, yaş büyüdükçe en sık rastladığımız, benim 20 yıl, 25 yıl takip ettiğim çocuklar var. Sonraki hallerini gördüm. Sizin neredeyse yaşınıza belki gelmiş genç adamlar vesaire oldular, kadınlar oldular. En büyük sıkıntıları kendileriyle ilgili memnuniyetsizlik. Çok başarılı olanlar, Amerika, Türkiye ya da başka yerlerdeki seçkin üniversitelerde okuyan, yüksek lisans düzeyinde eğitim yapan çocuklar başarılarının tadını alamadıklarından şikayet ediyorlar. Çok büyük bir bölümü. Nasıl başarılı olduklarını bile fark edemediklerini. Buraya geldik ama nasıl oldu anlamadık. Hani bu imposter sendromu da deniyor, bazen duyuyorsunuzdur. Tabii. Bunu çok sık yaşadıklarını görüyoruz. Kabaca bunu Charles Theron söyleyebilirim. hocam. Charles Theron Efendim? Nobel aldı. Dedi ki çok kötü bir Aha. oyuncu olacağım. Acaba ne zaman ortaya çıkacak? Imposter sendromu. Aha. Oscar Aynen aldı. öyle. Çünkü Hocam. başarıyı nasıl sağladığınızı bilmek de önemli. Yani ben buraya hangi yoldan geldim? Bunu bilmek önemli. Çünkü aksi takdirde kendinizi oraya layık görmüyorsunuz. Verdiğiniz emeği hissetmiyorsunuz. Hocam hızlı hızlı iki soru soracağım. Birincisi, ben ebeveynim. Çocuğum hiperaktif mi, yaramaz mı? Nasıl anlayacağım? Biraz önce söylediğim şeyi tekrar. Yaramaz çocukların amaçları bir şeyden kaçınmak değildir. Uzak durmaya çalıştıkları için hareketli değillerdir. Bir amaçları vardır ve bu hareket peşinde bu amaç peşinde gayet organize bir şekilde, bazen hareketli, bazen gayet kendini kontrol edebilirler.
Hiperaktif çocuklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklar genellikle belli bir amaca dönük hareket edemedikleri için kendilerini ortada bulurlar. Sınıfta yaramazlar değil. Bizim dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklar öğretmen içeri geldiğinde onlar ayakta yakalanır. Çünkü yeterince iyi planlama yapamazlar, sinsilik, kurnazlık yapamadıkları için. O nedenle yaramazlık planlı, gayet odaklı bir aktivitedir. Anladım, Dikkat eksikliği, anladım. hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar bunu beceremedikleri için, yani becerdikleri anda iyileşmiş olurlar. Bizim yaramazlıkla bir derdimiz yok. Peki, hızlı hızlı soracağım. Yetişkin hiperaktif, Tamam. çocuklar hiperaktif, yetişkinden de hiperaktif olabiliyor, devam ediyor. Doğru. %4,5 civarında yetişkinlikte, yani üçte biri %12 civarında dedim çocukluk çağında. Evet. %4,5-5 civarında yetişkin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı alabilecek düzeyde belirti gösteriyor. En önemli ayırıcı ölçütlerden birisi bu taramalarda, bu kullandığınız ölçeklere benzer bir ölçeği kullandığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirdiği 6 sorulu bir ölçek var. Bir sorudaki cevap özellikle çok belirleyici. Kendi işlerinizi tamamlamanız için başkalarına ne kadar ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu şu demek, bir vize başvurusunu kendi başınıza yapabiliyor musunuz? Birini hatırlatması gerekiyor mu? Eşyanızı, valizinizi kendiniz toparlayabiliyor musunuz? Kendi kendinize ne kadar yeterlisiniz? Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bizi kendi başınıza bazı şeyleri tamamlama becerisini geliştirmemizi engelleyici olabiliyor. O nedenle amaç bu çocukların büyüdüklerinde bağımsızlık becerilerini olabildiğince çok kazanmalarını sağlamak. Çünkü yeterince bağımsız olamıyorlar. Hocam hızlı bir soru daha soruyorum. Ama siz Çocuğum çok soru sorunuz. Hep siz soruyorsunuz Özgür bu Bey. hocam bu son soru. Çocuğum hiperaktif. Tamam. İlaç kullanmak istersem ne Evet. yapacağım? İlaç kullanmak istemezsem ne yapacağım? Bazıları mesela ilaca Tamam. karşı. Ne yapacağım? Şimdi ilaç kullanma bir istek konusu değil. Evet. Bir kere önce doktorun reçete etmesi gerekiyor. Yani ilaç kullanma gerekliliğine karar verilen durumlar var. Çocukların bu tanıyı alabilecek durumdaki çocukların yaklaşık üçte biri benim kendi pratiğimde, üçte biri ilaç tedavisini gecikmeden uyguladığımız çocuklar oluyor. Bir üçte bir de zaman içerisinde eğer yaş küçükse bu gerekli olabiliyor. Bazı aileler ilaç kullanmak çok kişinin hoşuna giden bir şey değildir. İlaç kullanımının hem zahmetli hem uzun süreli devamlı doktor kontrolü vesaire olması nedeniyle ve başka sebeplerle işte ilaç iyidir kötüdür o tip şeylerle karşı çıkabiliyorlar bu tercihe. Diğer yandan eğer çocuğun hayatı açısından orada doktorla değerlendirilmesi gereken iki yolun birbiriyle kıyaslanması. Genellikle bizim bir konuda mesele şu, benim tecrübemi söyleyeyim. İlaç tedavisini reddeden aileler ilaç dışı uygulamaları da yeterli disiplinde genellikle uygulamıyorlar. Biz ilaç kullanmayalım. Psikolojik, çünkü hiçbir ilaç tedavisini tek başına kullanmıyoruz. Her zaman öğretmenle işbirliği, okul rehberlik servisiyle işbirliği halinde, anne babanınken eğitimi aldığı, çocuğa nasıl destek olacağı ve çocuğun bireysel olarak eksiklerinin giderildiği, güçlendirildiği bir programın parçası olarak ilaç tedavileri kullanılır. Efendim böyle olmayan örnekler söyleyenler oluyor. Bir devlet hastanesinde çalışan çocuk psikiyatristi meslektaşım kapıda 100 kişinin biriktiği, 5 dakikada hastalara ayrılmasının ancak ayrılabildiği bir durumda belki ailelerin bu tür ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadan bir ilaç tedavisi veriyor olabilir. Çocuğu desteksiz bırakmamak için. Ama bu daha ziyade koşulların sınırlılığı sebebiyle olan durum. İdeal koşullarda bu psikolojik ve sosyal ve pedagojik yaklaşımlarla birlikte kullanıyoruz. Benim biraz önce söylediğime gelirsek, ilaç tedavisi ben istemiyorum diyen birçok kişi, peki o zaman bu psikolojik, pedagojik çalışmaları yapalım, okulumuzda şöyle bir işbirliği yapalım dendiğinde,
Bir 3 ay sonra bir daha görüşelim dendi. Hiçbirini yapamamış olarak genellikle gelirler. Ha, anladım. Çünkü orada daha ziyade bir problemin kabul edilmesiyle ilgili bir problemle Evet. karşılaşıyor. Buna yatsıma diyoruz. Ve yatsıma olduğunda birçok aile yatsıma için gerekçe çok. İşte ilaçlar, ilaç tekerleri, doktorları satın aldığı vesaire, hani böyle bir sürü hikaye okuyabilirsiniz. Ya da bunu kullananlar ileride uyuşturucu bağımlısı oluyorlarmış vesaire diye de okuyabilirsiniz ki bunlar geçersiz bilgiler açıkçası. Ama o nedenle aileler bazen bu problemlerle yaşamaktan, burada bir suçlama değil kesinlikle bu, o kadar yorulmuş oluyorlar ki. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla çalışan aile o kadar yorulmuş, o kadar karamsar oluyorlar ki bazen kendilerine yararlı olabilecek uygulamaları bile yapamayacak kadar tükenmiş oluyorlar. O nedenle Evet. ben dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan ailelerin en çok faydalandıkları şeyin ne, doktor, terapi vesaire, pardon, dışında başka aileler, başka insanlar, dayanışma, iyi öğretmenler, problemi dayanılabilir ve tahammül edilebilir hale getirdikten sonra tekrar düşündüklerinde, işte 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra konuştuğumuzda farklı olduklarını görüyoruz. O nedenle biz hiç acele etmeden aileyle birlikte bu durumu sindirerek, çünkü burada uzun süreli bir meseleden bahsediyoruz. Evet. Yani bugünden yarına geçecek bir boğaz ağrısından bahsetmiyoruz. O nedenle bir şey kaçmıyor. Oturup düşünmek, beraber karar vermek çok önemli. Bazen aileler diyorlar ki çocuğumuza sorduk, o istemiyoruz dedi. Benim bir tanıdığım bir çocuktan örnek vereyim. Yaklaşık bir 17-18 yıl sonra tekrar görüştüm ben bu. Galiba bir parça şeyimi kaybediyorum. Kusura bakmayın, dinleyicilerimizden de 3000'e yakın dinleyicimiz vardı. Şu anda 700-800 tanesi hemen geri geldiler. Öncelikle hepsine teşekkür ediyoruz. Şu anda da yorumları da açmış durumdayız. Görüntü dondu, haklısınız. Son 15 dakika ses yoktu diyenler var. Şunu söylemek istiyorum. Bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili ilaç tedavileri bir bütünün parçası olduğunda, yani bir okulla, öğretmenle, anne baba ile birlikte çalışıldığında emniyetli, etkili ve doğru seçildiğinde yaşamı değiştiren etkileri Evet. olan tedaviler. Çok teşekkür. Peki, şimdi ben benim Tamam soruma hocam. geçiyorum. Ses geriden geliyor gibi bir soru var ama yayın kalitesini bir sonraki yayında inanın nasıl yaparız, düzeltiriz bilmiyorum ama Türkiye'nin internet şebekesinin kalitesi biraz böyle. Ben diyorum ki, şimdi biraz önce dedik, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluklar, 15 yıl sonra gördüğüm genci, yan etki falan yaptığından değil, çocuk demişti ki, oğlum sen istemedin, biz sana ilacı vermedik. Çocuk da dedi ki, siz çocuğun lafıyla mı hareket ettiniz anne dedi, ben o zaman 10 yaşında çocuktum. Örnek bu. Şimdi Hocam dondur şey ben kapatsak mı diyorum yorumları ki, şimdilik? Hemen bir dakikada. tamam, hadi kapatalım bir dakikalığına, dikkatimiz dağılmasın. Şey daha çok Ben internetten diyorum dolayı hocam. ki, Özgür, evet, Evet. herhalde öyle. Sevgili Özgür Bolat, ben sizin bu Beni Ödülle Cezalandırma kitabınızı dinleyicilerden, okuyanlardan duydum. Ve okuyanların bir kısmı bana, işte efendim çocuğunuzu istediğini yapsın, işte ona herhangi bir hedef koymayın. Ya da bir işi yaptığında aferin demeyin, biz kitapta okuduk dediler. Ben de insanların bu okuduklarından söylediklerine inandım. Ya bu Özgür Balat herhalde böyle kafadan oturmuş yazmış diye düşündüğüm birkaç gün olmuştur herhalde belki. Sonra ne zaman ki alıp kitabı okudum, baktım, ettim. Bu insanlar bu satırları nerede buldu diye Evet. merak ettim. Çünkü güncel birçok bilgi güzel bir şekilde harmanlayıp koyduğunuz bir durum. Belki bir kere daha tekrarlamak açısından içsel motivasyon, yani dıştan motivasyonun içselleşmesi nasıl gerçekleşiyor? Ben o ara aşamayı çok merak ediyorum. Yani bir birey, bir kişi, biraz önce dediniz ya, öğrenme eğilimi başarıyı getiren. Bu nasıl gelişiyor? Nereden, nasıl Evet. bunu besleyebiliriz? Bu konuda fikirleriniz, bulgularınız neler? Evet, hocam şimdi motivasyon temelde ikiye ayrılıyor. Dış motivasyon, iç motivasyon.
Ödev üzerinden gidelim, daha net oluyor. Dış motivasyon da kendi içinde dörde ayrılıyor. Birincisi Tamam. şu, dış motivasyon da şu. Çocuk ödevini yapmak istemiyor. Ödevin iç motivasyonu ne olur? Ödevin iç motivasyonu Evet. öğrenmek, ilgi, merak olur. Çocuklarda bunu oluşturmaya gerek Tamam. var mı? Yok. Zaten onlar geldiler bununla. Biz öldürdüğümüz için sonradan oluşturuyoruz. Şimdi çocuk öğrenmek, ilgi ve meraktan dolayı yapıyorsa bu iç motivasyon. Şimdi mesela ben geçen gün hayatımda ilk defa oldu. 48... Öğrenmek ilgi ve meraktan dolayı oluyorsa. Evet. Hayatımda ilk oldu. Geçen gün 48 saat uyumadım. 48 saat uyumadım. Çünkü kafama akademik olarak bir şey takıldı. Ve 3-4 defa uyumayı denedim. Uyuyamadım. Uyuyamadım yani. Onu ve okuma yapmam gerekti. Farklı farklı okumalar yaptım. Sonunda çözdüm. Ve sonra rahat bir uyku çektim. Şimdi bu kim? Yani bunun temelinde ne var? Sadece merak var. Bu arada hocam şeyi çok izliyorum ben. Bir de rahat edememe. İçinizin rahat etmemesi gibi bir olay evet, da. Evet, merakta o vardı zaten hocam. Nobel kazananların her yıl bir Nobel masası yapılıyor. Orada tartışma yapıyorlar. Nobel kazanan, tıp alanında Nobel kazanan bir tane profesöre sordular. Sayenizde dediler, şu alanda milyonlarca kişi ölmeyecek dediler. Ve profesör şunu dedi. Aa, ben onunla ilgilenmiyorum dedi. Hiç ilgilenmiyorum onunla dedi. Nasıl yani dedi kadın da. Benim dedi tek ilgilendiğim şey merakımı gidermek dedi. Ve yandaki kişilere sordular. Ve hemen hemen hepsi öyle dedi. Merakımı giderdikten sonra dedi insanlar faydalanıyorsa tamam dedi. Ama amacımız o değildi. Hangimizi? Ve Nobel kazanan insanlara soruyorlar. Nobel kazanmanın sırrı ne? Nobel kazanmanın sırrı Nobel için çalışmamak diyor çoğu. Yani herhangi bir dış motivasyonla çalışma diyor. İç motivasyonla. İç motivasyon dediğimiz ne? İlgi, merak. Hayattaki okuldan gittik. Hayattaki ne? İlgi, merak, değerler. Değerler. Bu arada Science dergisinde yeni bir makale okudum. Onu evet, değerleri söylüyorsunuz değil mi? İç motivasyondur hocam. Mesela ben Buyurun onu söyleyin, sonra bu değerler konusunu duymak istiyorum. Değerler hocam şöyle. Ben Antalya'ya arabamla gidiyorum. Kimse yok. Kahve içiyorum ama o çöpü asla atmam ben dışarı. Kim kontrol ediyor beni? Kim ceza yazacak? Ben orada kendi doğaya saygılı olmalıyım. Değerim beni kontrol ediyor. Yani öz denetim dersek, öz düzenleme dersek beni denetleyen kendi özüm. Değer dediğimiz şey bu. Yarın Instagram'da paylaşacağım. Hatta size hemen göndereyim hocam. Science dergisinin yaptığı bir Science dergisinde yayınlanan bir araştırma var. 145 ülkede cüzdan araştırması vardır ya, ünlü cüzdan araştırması. Hani cüzdanı koyuyorlar, kimler geri gönderiyor diye. O araştırmayı tekrar yapıyorlar ama şöyle yapıyorlar. Bankaya, postaneye falan gidiyorlar. Bu cüzdanı buldum diyorlar. Ve Türkiye güvende en altta, dörde bölmüşler, dört ülke. Dört tane şey bölmüşler yani, top. Ve yani biz de şeydeyiz, dördüncü sıradayız. Maalesef. Dört kadran var. Kadran var, aynen söyleyemedim. Değerler düşük. Şey buradan geliyor hocam, iş motivasyon buradan geliyor. Okulda merak, ilgi, öğrenme. Yani birisi bakmıyorsa ne yaptığımız aslında, evet. Değil mi Özgür Bey? Yani birisi bakmıyorsa ne yaptığımızda bizim değerlerimiz evet, ortaya aynen. çıkıyor. Ve işte bu elimizi mi yıkıyoruz, yola çöp mü atıyoruz, hepsi aslında aynı, başkası baktığı için değil, bizim için değerli olan ve önemli olan olduğu için aynen. yapıyoruz. Motivasyonu belirleyici hocam oluyor. Başka bir araştırma var, yine Science dergisi. Science'ı neden söylüyorum biliyorsunuz, dünyada bir Nature bir Science var. En orada bir makale yayınlayamadan gideceğiz. Estağfurullah hocam, belki yayınlarız, peki, belli olmaz. Orada genel ve tabii. Oradaki bir araştırma hocam. Çocuklara sadece şunu soruyorlar. Bununla ilgili başka bir programda yapabiliriz. En önemli değerin ne? Neden önemli? Memlekte. Çok basit. En önemli değerin ne? Neden önemli? Ve bunu yıl boyunca 3 defa soruyorlar çocuklara. Bir gruba da sormuyorlar. Yani bunun adı ne? Self-affirmation. Yani kendindeki değeri farkına vardırıyor kişiler. Çünkü insanlar bizim gibi ülkelerde değerlerinden uzaklaşıyor, yabancılaşıyor. Soru sorarak da onu düşündürüyoruz evet. yani o konuda. Ve priming yapıyorum yani.
ve bunu 3 defa yapıyorum. Ve bu çocukların hem not ortalaması yüksek hem de daha mutlular. Şimdi seminerlerde size de soruyorlardır. Hocam tamam, anlattığınız güzel de Türkiye uymuyor bu. Hayır, sen çocuğunu değer odaklı yetiştir. Araştırma, Science dergisindeki araştırma bile gösteriyor. Bu çocuğun notu da yüksek olacak. Sen korkma. Değer odaklı olsun, bu çocuk zaten başarılı olacak. Hem mutlu olacak hem başarılı olacak. Peki bunu sağlayamadım ben çocuğa. İlgi, merak, öğrenme, hayatta da değeri sağlayamadım. Ödevini yapmıyor çocuk. Ben ne yapacağım şimdi? Ne tür alternatiflerim var? Birincisi, ceza ve ödül. Ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin. Ne oldu? Çocuğu dışarıdan kontrol etmeye başladım. İkincisi, psikolojik kontrol. Bak, o kadar para veriyoruz, bir ödevini yapmıyorsun. Suçlu hissettirme, utandırma. Suçlu hissettirme, utandırma, küsme. Sevgini geri çekme. Bunlar da psikolojik kontrol. Çocuk ödevini yapıyor ama bir kaygıyla yapıyor. Bu da dış motivasyon. Bu tabii çevrilince iyi olmuyor hocam ama ben Türkçe'yi şöyle söyledim. Güzel oturdu. Yutulmuş motivasyon. Çocuk bunu hazmetmeden yutuyor, midesine oturmuş. Aslında ödev yapma kararı kendi içinden geliyor ama anne babanın yarattığı korkudan dolayı geliyor. Hedef odaklılık insanları başarıya götürüyor ama hedefine ulaşırken bırakıyor. Yani şöyle düşünün. Evet. Hadi bakalım çocuklar, bahçemizi temizleyelim. Çocuklar bahçeyi temizliyor, hedeflerine ulaşıyor ama temiz birey yetiştirmiyor bu. Çünkü sadece dışarıdan bir iş yapmak değere katkısı olur ama otomatikman değer üretmez. Dördüncüsü de şöyle, sorumluluktan dolayı yapılan işler. Benim gibi çalışkan bir öğrenci ödevini yapmalı. Yani kimliğiyle örtüşen davranışlar gösteriyor bu insanlar. İyi mi? İç motivasyona yakın ama şöyle oluyor. Ödev yoksa ne olacak? Öğretmen ödev vermediyse ne olacak? İç motivasyon yoksa bu çocuklar... Şuradan bakalım diye. Nasıl gözüküyoruz? Çalışıyoruz hocam. Ödül... Değerli dostlar. Ödül dıştan değil, içsel ödül, içsel motivasyonla olması lazım. İşin kendisinin zevk vermesi lazım. Böyle söyleyebiliriz. Buluşmamız... bakalım bir burada nasıl gidiyor. Ama şöyle oluyor. Hocam iyi gittik, iyi gittik. İsterseniz şöyle yapalım, birkaç soru alalım. Bence hiç fena değil. Sadece internet bağlantısı sebebiyle birazcık ben şey oldum, böyle biraz dağıldım. Ama çok teşekkür ederim. Siz ikinci bir başka yerden nasıl gittiğini görüyorum. Şeyin en azından sizi duyabiliyor olmaları dinleyicilerin. Ve bu coşkulu katılım için herkese teşekkür ediyorum. Bir soruları açıyorum. Tamam, olur hocam. Burada en önemli şey söylediğiniz, yani değerler. Fakat değerlerle ilgili ben sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Değerler deyince hani böyle bir yerli ve milli bir kavrammış gibi herkesin aklında canlı. Böyle bir şey yok. Evrensel değerlerden bahsediyoruz. İnsanların birbirine güvenmesi evrensel bir değer. İnsanların başkasına zarar verecek bir eylem yaptığında bundan rahatsızlık duyması, hatta bunu suçluluğunu hissetmesi ve bundan kaçınması, insanın insana zarar vermiyor olması çok temel bir değer. Bu değerin kuzeyi, doğusu, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı yok. Bunun istisnası da yok. Yani bu bize uymaz vesaire dediğiniz gibi bu tip şeyleri söyleyenler oluyor. Bu biz insan olduğumuz için olan, kazanmış olduğumuz, doğuştan bizimle beraber gelen küçücük bebeklerin uyduğu normlar var. Ve bunların başında da başka birine zarar vermemek geliyor. Ve siz pencereden kimse bakmazken boş kola kutusunu atmıyorsanız ya da kahve bardağınızı doğrudan bir insana değil ama insanlığa zarar vermek istemediğiniz için bunu yapıyorsunuz. Ve yeni kuşak bu konuda galiba düşündüğümüzden farklı, gezegene sahip çıkmak isteyen gençlerin çokluğunu gördüğümüzde örneğin durum çok çok farklı oluyor. Evet, aynen. Ümit veriyor bana. Değerler konusunda ana babalar kazandırmasa bile bazen kazanabiliyorlar diye görüyoruz. Peki, şimdi soruları görebiliyor musunuz? Bolca soru geçiyor. Evet. Hiperaktivitesi olanlarda iç motivasyon nasıl artar diye bir soru var. Ben orada şunu söyleyeceğim. Yükü
hafifletmek çocuklar için, yani motivasyonun olması için yükün taşınabilir olması da çok önemli. O nedenle bu müfredat yüküyle, mesela okulla ilgili, bu ders ve sınav beklentisi yüküyle çocuklarımızda dikkat eksikliği hiperaktivitesi olanlar olmasınlar. Hakikaten iç motivasyon oluşturmak çok zor. Çünkü imkansız işler beklediğiniz zaman insanlardan o işleri yapmalarını da beklemememiz gerekiyor. Ve çocuklar gözlerinde büyüttükleri ve büyütmekte de haksız olmadıkları birçok işle karşı karşıyalar. DBS olan çocuklarda işi küçük parçalara bölmek yaptığımız işlerin başında geliyor. İç motivasyon kazandırmakta 8 yaşında acaba geciktik mi? Ne dersiniz? Bunun Hayır yaşı var hocam, mı Özgür bir zaman Bolat? gecikmiyoruz. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman gecikmiyoruz. Zaten şöyle bir şey var. İnsanlar kimler değişir, kimler değişmez diye baktığımızda zekanın değiştiğine inananlar, kişiliğin değiştiğine inananlar, duyguların değiştiğine inananlar, yine meta analizler var. Hem okullarda daha başarılı oluyor, hem terapiden daha fazla destek alıyor. Aslında gerçeklerden bağımsız olarak sadece insanların değişebileceğine inanmak, sadece insanların değişebileceğine inanmak değişimi sağlıyor. Aslında yani ben öyle büyük projelerim var ki değişime inanmayan mesela öğretmenler çocuğa katkısı çok az olur. Çünkü çocuk tembel diye kodladığında bitirir olayı. Bu insanların, özellikle eğitim alanındaki insanların, bilmiyorum, terapi, psikoloji. Nasıl pozisyonlandırdığınıza bağlı şey. Yani değişime inançla ilgili bir değişebilirliğe inanç aslında bir yani umut sahibi olma önemli ölçüde güvenle de çok paralel olduğu söyleniyor. Bu Erik Erikson'dan tutun 1950'lerden bu yana yazan birçok ustanın notunda. Çünkü başkasına güven geleceğe de güveni getiriyor. Yani geleceğin daha iyi şeyler getirebileceğine ama bunun kendiliğinden olmayacağına. Birkaç soru daha var Tamam. hızlıca gitmek açısından. Birisi dedi ki değer tanımını yapar mısınız? Birisi daha dedi ki mizaç yapısına göre motivasyon farkları, motivasyonel tarz farkları var mı dedi. Bu ikisi enteresan. Evet. Ya. Birçok çok ilginç soru var da Evet, ben şuna maalesef inanıyorum. ayıklıyoruz. Ama paylaş büyüsüne girip bu soruları yazarlarsa cevapları konusunda hep Aynen. beraber bazı şeyler Aynen. üretebiliriz. Mizaç konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Mizaçtaki en önemli şey şu. Anne ve babanın mizacıyla çocuğun mizacı örtüşürse, çocuğun kabulü daha fazla olan kardeş daha avantajlı konuma geçiyor. Örneğin baba aktivite seviyesi yüksekse, annenin de yüksekse, aktivite seviyesi düşük olan bir çocuk dezavantajlı konuma düşüyor. Çünkü o çocuğu, hatta anketleri bile var, hızlandırma. Çocuğu hayata dair hızlandırıyor musunuz anketi var. Ya da anne baba yavaşsa, bir çocuk da yavaşsa, diğerinde hiperaktivite varsa, o zaman bunlar şey oluyor, mismatch oluyor. O çocuğu kabulü daha az oluyor. Evet, bir kan uyuşmazlığı gibi, Aynen. kan uyuşmazlığı Evet. gibi. Benim burada tabii literatürden bağımsız olarak kendi deneyimlerimden çıkarak şunu öneriyorum. Mesela çocuk yavaş, siz hızlısınız. O zaman 6'da çıkılacaksa o çocuk 5.45'te hazırlanmaya başlayacak. Ama anne öyle yapmıyor. Anne 5 dakikada hazırlandığı için çocuğun da 5 dakikada hazırlanmasını bekliyor. Ve o zaman ne oluyor? Bu çocuk annesi ve babası tarafından reddedildiğini düşünüyor, kabul edilmediğini düşünüyor ve bu çocuk daha kaygılı oluyor. Yani burada anne babanın mizacı, uyumu, yani doğal akışta etkili oluyor, ama uyumasa bile ben bunu çocuğumu kabul ederek telafi edebiliyorum. Ve çocuk da gayet mutlu ve kabul edilmiş olarak hayatına devam edebiliyor. Mizaçla motivasyon bu şekilde. Arasındaki ilişkiyi yani bir kabul Kabul. yani uyuşmazlığın giderilmesi üzerinden Evet, aynen. kuruyorsunuz oradaki Evet. bağlantıyı. Aslında başta bir kavram bu Bilge Selçuk Hoca'nın özellikle bir programı olmuştu yine paylaş büyüsü de orada değinmiştik onun ama ben diyorum ki burada aslında birbirini anlamaya çalışma ve birbiri için adım atma birçok kişi için, anne baba ya da öğretmen için
Bazen bir rüş sayılıyor. Nasıl atarız? Hani sağlam durun diyorlar. Hani çocuğun da bize bir anlamda bizi model olarak, bizi model olarak bunu yapmasına da imkan veriyor. Hocam, Bir gördüğümüz şey bu. Biraz önce sizin söylediğiniz. Evet. diğer konuya gelince değer. Yani yıllarca Evet, ne olur. O çok çok ilginç evet bir konu. ama tabii yıllarca hemen hemen her filozof bunu tartışmış. Değer nedir? Değer nedir? Burada derin bir araştırmam ya da derin bir düşünmem yok. Daha doğrusu sistematik bir düşünmem yok. Yani bir şey bilmek demek benim açımdan her açıdan derin demek. Ama şuna inanıyorum dediğimiz şey değer dediğimiz şey toplumda diğer insanların sınırlarına girmeden diğer insanların sınırlarına girmeden ve adil olmak gibi geliyor benim kafamda böyle oluşuyor. Tabii literatür olarak araştırmak lazım. Değerler nasıl tanımlanır? Derinlemesi incelemek lazım ama burada benim için önemli olan benim kendi sınırlarını diğer insanların sınırlarına girmeden korumak. Bunun için de dürüstlük, kendi sınırlarını koruyorsun, diğer insanların sınırlarına girmiyorsun. Adaletli olmak. Ondan sonra yani bu tür şeyler evrensel değerler. Buradan da kastımız evrensel değerler. Diye tanımlarım. Bilmiyorum hocam sizin tanımınıza merak ettim. Siz nasıl tanımlarsınız? Yo, ben inanın henüz o konuda çok net değil kafam benim de. Bu konuyu araştırmak için not aldım. Sevgili Doğan Cüceloğlu hocamızın özellikle bu konuda öncü fikirleri var. Yine Acar Baltaş'ın alanımızın düşünür önderlerinden, kitaplarıyla hepimize ışık tutan kişilerden, yine onun da değerlerle ilgili vurguladığı yazılar ve kitaplar var. Onlara dönüp bir kere daha okuyup belki birazcık Evet, daha aynen, bilgili gelmeye karar aynen. verdim değer konusunda. Ama sizin özellikle bu Science dergisinde dikkatinizi çektiğiniz makalenizde merakla makaleyi de merakla Hemen okuyacağım. göndereceğim hocam. Biter bitmez. Yayındaki aksilikler için çok sağ olun. Yayındaki aksilikler için dinleyicilerden hani neyin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ama üzüntümüzü beyan ediyoruz. Bazı dinleyicilerimizin bir saate aşkın bir zaman ve iki kere bölünmüş bir program 2500-3000 civarında insanın katılması burada toplumumuzun bilgiye, bilimsel temelli bilgiye olan ilgisini Evet. gösteriyor. Bu da size, bana, birçok başka meslektaşımıza büyük cesaret veriyor diye düşünüyorum. Ne Hocam dersiniz? aslında ben siz yani Yale'da bulunan bir bilim insanısınız aslında. Onun için o konuda size büyük bir hayranlığım var. Biraz bu arada makaleyi şimdi gönderdim hocam WhatsApp'tan. Size düşer. Science'da yayınlanan. Tamam, Diğerini de hemen ona göndereceğim. bakarım. Türkiye'nin güvende en altta olduğunu birazdan göndereceğim. Hocam Yale'da bulundunuz siz. Yale Child Study. Yani bir zamanlar bilmiyorum 70'ler 80'lerde yani çocuk gelişimine tek başına yön veren kurumdu. Siz hala oradasınız. Oradaki biraz Evet, 1911'de kuruluyor bu. Evet, 1911'de kurulmuş Gezel ve benzeri kişiler tarafından. Evet. oradaki biraz bilim dünyasından bahseder misiniz hocam? Çalışma sistemleri, insanlar ne yapıyor, nasıl Şöyle düşünüyor? tabii ben iki şey, Yale Child Study Center hani benim yetiştiğim kurum ve bir klinik öğretim üyesi pozisyonunda uzaktan değişik çalışmalarına katılıyorum uzun bir süredir. Hani mezunlarından olup öğretim üyesi olarak çalışıyorum, hizmet veriyorum. Eğitim ve araştırma daha çok orada yaptığım iş. Bağlantılı yaptığım şeyler. Ama Yale ekolünün en önemli özelliği insan ilişkisini ruh bozuklukların merkez olmasıdır. İnsan ilişkisini ve insan ilişkisini de daha ziyade zihnimizde başkasına yer açabilme kapasitemizin gelişmesi, ben sadece benden ibaret olmayan bir ben olması, benim başkalarıyla birlikte ben olmam gerçeğini ortaya
koyan teorik zemine dayalıdır. İşte Anna Freud'un başlattığı bir çizgide giden bir ekol, ama aynı zamanda da sadece psikolojik faktörlere değil, genetik ve nörobiyolojik faktörlerin artırılması konusunda öncülük eden bir kurumdur. Dolayısıyla psikolojiyle biyolojiyi bir arada tutması, genetik yapının çevresel olaylardan nasıl etkilendiğini inceleyen, bunun içinde otizm spektrum bozukluğu, Tourette sendromu, tik bozuklukları ya da obsesif kompulsif bozukluk gibi problemleri bir model olarak alan. Çünkü bunlar bir takım hastalıklar, bozukluklar, ama bunların bu bozuklukları anlayarak, biz örneğin otizm spektrumunu anlayarak, bugün hani onun derinliğine girecek zamanımız kalmadı, hani sabırları da zorlamak istemiyorum. Bizi bile dinliyor olsalar, sizi dinliyor olsalar bile insanların sabrı bitebilir diye düşünüyorum. O nedenle yorulmasınlar. Başka bir zaman otizm spektrumunu saklayacağız, ama otizm spektrumunun bize öğrettiği şeylerden birisi şudur. Sosyal ilginin, başka birisine ilgi duymanın, yani başka birisinin gözünde nasıl gözüktüğümüzü tasarlayabilmenin ve başkalarıyla birlikte yaşamımızı oluşturmanın nasıl bozulduğunu gösteren bir problemdir otizm spektrum bozukluğu. Nasıl bozulabileceğini ve burada iyi giden durumlarda bunun nasıl düzeltilebileceğini gösteren durumlardır. O nedenle o karşılıklı ilişkinin, yaptığımız şeylerde bir karşılıklılığında sosyal karşılıklılık olduğunu, biraz önceki ödül gibi maddi ödül değil, karşımızdakinin merhaba dediğimizde karşımızdakinin bize merhaba demesi bir ödül hissi yaratır. Ve bir beyindeki yarattığı his. Bu sosyal anlamı olan. O nedenle aslında burada düşündüğümüzde gerek otizm spektrumundan, gerek dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan, bu çocukların yaşadıklarından öğrendikçe şunu düşündürüyor. Sizin söylediklerinizde de iyi bir örtüşmesi olduğunu düşünüyorum. Zorlukların, yaşam zorluklarını, yani örneğin kendimizi tutmak, önümüzde bir yemek var. Ama bütün aile toplansın, hep birlikte masada oturmuş olalım, ondan sonra başlayalım diye beklediğimizde, yani kendimize bir zorluk çıkartıyoruz. Karnımız aç, yiyebiliriz ama 2 dakika duruyoruz. Bütün arkadaşlar toplansın diye ya da bardağımızı kaldıracağımız zaman herkesle birlikte kaldırmak üzere bekliyoruz. İşte bu bekleme aslında bir zorluk. Bize bir engel çıkartıyor. Yapmak istediğimiz bir şeyi geciktiriyoruz, erteliyoruz. Ama bu zorluklara katlanma, değişik bedeller bizi geliştirebiliyor. Bunun için tek bir sebep var. Bu zorluğa katlanmanın bir sosyal anlamının olması. Başkaları için, arkadaşlarımızın hatırını gözettiğimizi, onlara değer ve önem verdiğimizi bize gösterdiği için bu zorluk bir sosyal anlam kazandı, biz zorluğa katlanıyoruz. Örneğin düğüne davetiye yolladığında herkes düğüne gider. Gitmek ister. Çok özel bir zor bir düğün değilse. Ama cenazeye gitmek daha farklı bir değer taşır. Çünkü düğüne herkes gidiyor. Ama cenazeye gittiğinizde ne eğlence var, ne keyif var. Kendi üzüntünüz ve acılarınız canlanıyor. Ve orada da tatsız bir ortamda birisinin acısını paylaşmaya gidiyorsunuz. Ama biz niye gidiyoruz? Bunun tek bir sebebi var. Sosyal bir anlamı var bizim için onun. O nedenle çocuklarımızın zorluklara katlanmasının onları geliştirici olduğunu da ortaya kayan çalışmalar, aslında bu Yale ekibinin yıllar içerisinde yaptığı şey, başkalarına zihnimizde yer verme. Biz tek başına değiliz dünyada ve başkalarıyla bir anlam taşıyoruz. Ben orada bunu, yani yetişme tarzında, psikoterapi eğitiminde olsun, psikofarmakoloji eğitiminde, bir ilacı kullanırken bile, bir reçete ederken birisine, karşımızdaki için anlamına bakıyoruz. Sadece doğru olmasına değil. Doğru bir reçeteyi versek bile birçok aile kullanmıyor. Biraz önce konuştuk. Neden kullanmıyor? Anlamak da bizim işimiz. Bunu yaptığımız ölçüde sadece işini yapan birisi, bir insan olarak da kendimizi insan gibi hissetmemizi sağlıyor. Ben Yale'deki ekipten daha çok bu konularda, hani eğitimde faydalandığımı düşünüyorum. Araştırmalarla bu tip şeyleri desteklemiş bir kurum. Sizin de şimdi az önce işaret ettiğiniz gibi bilimsel veriler bize yol gösteriyor. Bilimsel veriler değişirse fikrimiz de değiştiriyoruz, değil mi? Bizim böyle sabit fikirlerimiz yok.
bütün şey orada. Özgür Bolat çok yani sizin dijital ebeveynlik projeniz var. Bunu merak ediyoruz. Bunu Konuşuruz hocam. konuşmak istiyoruz. Belki onunla ilgili birkaç şey söyleseniz, şu bize bir fragman gösterin o dijital ebeveynlikle. Dolayısıyla şöyle önümüzdeki birkaç ay içerisinde bir kere daha buluşalım. Orayı tamamlayalım ama neler var orada, ne Evet, oluyor? dijital ebeveynlikte şu var hocam. Çocuk neden teknolojiye bağımlı? Yani bağımlı kelimesi günlük dilde bağımlı. Yani şey olarak kullanmıyorum. Günlük dilde bağımlı, yani günlük dilde neden bağımlı? Acaba bir şeyden mi kaçıyor? O olmadan yapıyor. Bir çeşit bağımlı. Hocam sesiniz... Ha, yani bazen evet o olmadan yapamaz ama Bağlantısı çok kötü. Sizi duyuyorum. olmadan yapamaz. Bağımlılığın bir tanımı ama mesela olmadan da çok kullansa da anne bağımlı, baba bağımlı diyebiliyor. Yani onun için günlük dilde dedim. Neden? Neyden kaçıyor çocuk? Acaba bir şeyden mi kaçıyor? İkincisi, çocuğun teknoloji kullanması sorun değil. Çocuğun teknoloji tüketim odaklı kullanması sorun. O zaman çocuklara üretim odaklı teknoloji nasıl öğretebiliriz? Burada Kullanımla tüketimi evet. ayırıyorsunuz orada. Çok önemli, ilginç bir Evet, ayrım, çok tüketim güzel. odaklı, üretim odaklı ayrım diye ayırıyorum ben. Orada üretim odaklı çocuk bir ürün ya bir çıktı var. Yazılım olabilir, tasarım olabilir, analiz olabilir. Hiç kimse şöyle demez. Ya benim çocuğum saatlerce 7 yaşında müzik besteliyor diye şikayet etmez herhalde. Çünkü üretiyor. Anne baba memnun olur. Aslında anne babalar çocukların tüketim odaklı teknoloji kullanımından şikayetçi. Bir de ben yine seminerlerde telefonlarınızı açın diyorum. Bugün kaç saat kullanmışsınız? Bakın. 4 diyen var, 6 diyen var, 7 diyen var. Çocuk da o kadar kullanıyor aslında. Anne babanın kullanımıyla çocuğun kullanımı hemen hemen eşit aslında. Anne babaların kendisinin model olması, çocuğunun üretim odaklı teknolojiye yönlendirmesi bu anlamda çok önemli. Hatta YouTube'a girip dijital ebeveynlik Özgür Bolat yazarlarsa orada videolarımız var aslında. Tamam. Yapabilirler hocam. Bunu daha derinlemesine sonra konuşuruz. Bunun gerisini getirebilirler. Aynen. Bence de bu çok daha uzunca üzerine durabileceğimiz bir şey. Ben anne baba okulundaki çalışmalarınızı da izliyorum. Beni haberdar ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Anne baba okulunda sizi harekete geçiren ne oldu? Orada böyle hayata geçirdiğiniz ilkeler neler? Anne babalara Hocam o anlattığınız bir şey. konulara Ondan da girelim mi? Sonra bahsetseniz de girelim. bir preview de oradan verelim. Hocam bence sonra girelim. Peki, sonra Sonra girelim. girelim. Bir alacağımız Evet, olsun. estağfurullah. Sonra Tamam. girelim. Bence Anlaştık. başka bir yayında daha derinlemesine konuşalım diye düşünüyorum. Bu destek ve dayanışma, bu dünyada paylaşma bizim için çok önemli. Bilgilerinizi paylaştınız, deneyiminizi paylaştınız. Benim de paylaşmama imkan Estağfurullah. verdiniz bu arada. Ben ev sahibi miyim, konuk muyum karıştırdım. Çok teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda beraber olmak üzere Paylaş Büyüsün ekibi adına ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Herkese de katılımlar Çok için sağ olun teşekkür hocam. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun.